Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün takipçilerle VS videomuzun ikincisini yapıyoruz. Takipçilerimizi seçtik YouTube'dan ve Discord'dan. Kendileri geldi buraya. İlk takipçimiz de Melih. Kendisi 7380 kupaymış. Destesi de Kraliyet Devi. İlk maçımıza geçelim. Evet, maçımıza geçtik. 2.6 aldım bu maç. Ana destemle oynamayacağım bu videoda. Bol şans diyelim. Evet, o da sanırım Kraliyet Devi oynuyor. Ana destesi oydu galiba. Ana kulesini açtı. Şöyle buz golemini atalım. Eşleşme kimde bilmiyorum. Tom katalım kuleyi görmesin balıkçı. Tamam. Alevle oynuyor olabilir. Alev mi daha iyi, yıldırım mı daha iyi bizim için bilmiyorum ama. Tamam, şu an en azından Tomru yok. Silahları öldüremeyecek. Avcı bir tane vurdu. Tekrar binici atacağım. Keşişle oynuyormuş. Evet, keşiş bizim için biraz sıkıntı oldu. Güzel, balıkçı terse gitti. Keşiş şöyle kenara çektim. Kraliyet devi atarsa topu falan engellemesin diye. Tamam, topu kurtardık ama kraliyet devi basmadı. Evet, arkadan geliyor. Evet, eşleşme biraz zor gibi sanki. Şöyle buz golemiyle tanklayalım. Alev atacak mı acaba? Bir yandan baskı yapıyorum. Kraliyet de bir tane vurdu. İskeletleri çevirelim. Evet, şu anda evrimli Kraliyet Devi döndü. Ona dikkat edelim. Balıkçısı yok. O yüzden binici attım. Yeteneği belki erkenden basar diye slasher atıyorum. Tamam, oraya alev atacağım. Güzel, keşişi de vurduk. Alev atar mı? Attı. Hemen slasher attım. Güzel savunduk burayı. Evet, şu an elinde balıkçısı var. Şöyle bir iskelet atsak ortadan. Avcı attı. Güzel savundu. Tahmin etti galiba iskelet atacağımızı. Avcıyı tek ruhla savunabiliyorsunuz bu arada. Yine aynı taktiği deneyeceğim. Geriye attı. Hemen alev atacağım oraya. Güzel. Keşi köprüde keselim. Üçüncüyü vurduğu için öne yürüdü. Şu an bayağı sağlam geliyor. Bir top daha çevirdim. Atmamız da lazım zaten. Evet, Kraliyet Devi'ni iyi savunduk ama hala önümüzde şu an. Şöyle bir silahşör daha atacağım. O kuleye zıplamasın. Biniciyi de çok güzel savunuyor. Keşin yeteneği yok. Top çalışır. Tamam, şöyle bir atak yapacağım. Aynı tarafa gitmemiz iyi mi bilmiyorum. Yani ben atak yapınca kart biriktiriyor. Güzel, binicimiz kuleye ulaştı. Keşiş atabilir. Tamam. Slasher gidecek ama en azından kule altına girmesin keşiş. Bir binici daha attım. O güzel vurdu. Tamam, bayağı yakın geçiyor maç yalnız.
Balık Çukule'ye gitti. Evet, orada balıkçıyı savunamadığımız için kaybettik. Rakibe de helal olsun Melih'e. Güzel oynadı. İlk maçtan takipçimiz kazandı. Tebrikler. Evet, şimdiki rakibimiz Lavi. Kupasına bakalım. 6600'müş. Ana destesi de Viper destesi gözüküyor burada. Maça geçelim. Evet, maçımıza geçtik. İkinci maçtaki arkadaşın interneti gitti bu arada. O maçı belki keserim, belki sonlarını keserim bilmiyorum. Şimdi üçüncü maçtayız. Sanırım Viper destesiyle girmiş. Bomba kulesiyle savunalım. Köstebek kaldım yine. Şöyle güçlü madenciyle başlayabiliriz. Muhtemelen roketi var. Roket atarsa falan yetenek basarım. Atmadı. Köstebeğimize Valkür var. Evet, şöyle Valkür'ün çıkardı diye atacağım köstebeği. Cellat falan atarsa fişekçi atabiliriz. Tamam, oraya atamam. Fişekçi ana kule açmayalım. İyi vurduk. Birinci gelir mi? Geldi. Cellat da var ama evet, birinciyi savunuruz. Bir de güçlü madenci atmamız gerek. Fişekçiyi bastım. Aslında hızlı yetenek de basabilirdik sanki ama olsun. Şimdi ana kule açabilir. Açmadı, tomruk attı. Birinci çevirmiş olabilir. Ben de bomba kulemi döndürdüm şöyle. Evet, arkadan cellat. Şöyle bomba kulesini ortaya koyalım. Cellat'a alev atmak istemedim. Terse birinci atarsa buz ruhuyla bomba kulesine yönlendiririz. Aynen şöyle atalım. Şu madenciyi de attım. Bomba kulesi kırılacak gibi aynen. Birinci vurmasın. Roketi de var. Rokete dönebilir. Birinciyle vurursa biraz. Tamam, rakibine aynı taktiği yapıyor. Cellat'la savunuyor. Ama biraz vurduk. Mesela köstebeği savunurken önce tomruk atıp ikinci goblinler çıkacakken bu arada agresif bir hamle denedi. Tamam, şurayı bir savunalım. O cellat kulede biraz beklenmedik bir hamle yaptı. İşine de yaradı. Tam alev atacağım oraya. Fişekçi ufaktan dokundu kuleye. Bir yandan baskı yapalım şöyle. O cellat yine kulede. Fişekçi ile vurmaya çalışalım. Biraz yanlış bir kasırga oldu. Yine roket falan denemesin. Şöyle ileri atıyorum. Tamam, alev atmak istemedim. Çok agresif oynamayalım. Fişekçi ile darlamamız lazım. Evet, rakip biraz kanser oluyor olabilir ama. Levi'yi de çok severim bu arada. Bizim Discord kanalında falan bayağı yardımcı olmuştu. Bizim sunucuyu neredeyse okurdu diyebilirim hatta. Her neyse, şöyle goblinler için bir tomruk gönderdim. Atmadı. Zekice. Cellat çok yaklaşmasın. Kasırga falan kuleye çok vurabilir. Tamam. Evet, cellatı biraz oyalayalım. Bu arada döngü dışı kalmışız. Biraz sağlam geliyor. Defansif bir köstebek atacağım. Binici gelebilir. Tamam.
Bu arada bizim de biraz agresif oynamamız lazım. Rokete dönerse sıkıntı kaybedebiliriz. Tomruğu da attım. Evet, yine biraz vurduk köstebekle. Kasırgası çıktı. Evet, bir roket daha çeviremeyecek maalesef. İyi oyundu. Yani bayağı zorladı bizi. Bayağı yakın geçti maç. Eline sağlık. Evet, son arkadaşımız da Pegasus. Kendisi 5600 kupaymış. Destesine bakalım. Madenci kontrol. Ana destesini bilmiyorum. Levelleri biraz düşük. Maçımıza geçebiliriz şimdi. Evet, maçımıza geçtik. Bol şans dileyelim. Golem aldım. Genelde şu anda metada olan destelerle oynuyorum. Gerçi köstebek çok metada değildi ama. Madenci kontrol mü oynuyor acaba? Eğer madenci kontrolse eşleşme rakip de aynen. Ama ben de madenci kontrolü bildiğim için ona göre oynayabilirim. Bakalım nasıl maç olacak. Tamam. Elektro ejderhayı çok erken atmamamız da iyi. Ana kulesini açabilir. Toplayıcı diktim. Kuleye attı. Toplayıcıyı roketlemesi gerekiyordu mesela şu anda. Toplayıcıya izin verdi. Şu iskelet ejderhalarını atalım. 2x'den önce golem atmayacağım. Felaketi var çünkü. Ucuza savunabilir. Oduncu attım. Madenci gelebilir diye. Evet, bir toplayıcı daha diktim. Evet, şu anda ah, güzel yere attı. Aslında kasırga atsam hızlıca çekebilirdik ama o kasırga pozisyonunu tam bilmiyorum. Bana karşı yapıyorlar. Nereye atarsanız atın çekiyor madenciyi. Evet, o toplayıcıyı kırdığı için aslında şu an güzel bir avantaj elde etti. Bir toplayıcı daha dikip öyle golem ataklarına başlamak istiyorum. Arkaya attım. Bir tık yanlış oldu ama. Bakalım roket mi atacak? Tamam, roket attı. Madenciye atabiliriz artık. Şey, golemi atabiliriz. Evet, bakalım nasıl bir savunma kuracak. Tamam, elektroyu attım. Ortadan iskelet ejderleri ve Kara Prens'le felaketin dikkatini dağıtmamız lazım. Tamam, oduncuyla da biraz zorlayalım. İkinci felaketi attı. Şu an iksirde zorlandığını hissediyorum. O yüzden iskelet ejderhalarını attım. Hatta Kara Prens'i de göndereceğim. Tamam, oradan daha fazla bir şey çıkmaz. Güzel vurduk ilk atak için. Madenci atar mı? Attı ama bir tık geç oldu. Ana kuleyi açmayacağım. Bir iksir toplayıcısı daha atalım. Arkaya attım. Roket atabilir. Felaketi çok erken dikti. Evet, golemi attım ben. Aslında felaketi erken dikmesi bir hata. Golem gidene kadar bayağı canı azalacak. Yine ortadan iskelet ejderhaları falan atabiliriz. Aslında burada golem oyuncusunun bu eşleşmede tek yapması gereken felaketi bir şekilde engellemek. Evet, felaketi yanlış attı şu an. Golem kulede. Evet, iyi oyundu. Evet, maçımız başladı. Supercell ile oynuyoruz. Bol şans.
Evet, başlangıç elimiz çok kötü gelmiş. O hatta Alev'i de atacağım. Buz ruhunu atması kötü oldu bizim için. Hem hasar yedik hem iksir de geride başladık. Ana kuleyi de açtı. Olsun, maça bayağı kötü başladık ama çevirebiliriz. Köstebeğe karşı ana kule aktivasyonu da önemli. Neyse, bundan sonra bomba kulemiz var. Bu eşleşmede yapması gereken bizi döngü dışı bırakmak. Çünkü 2.6 çok hızlı bir deste. En büyük gücü o bize karşı. Başka türlü bomba kulesini geçmesi zor. Bu desteği de şövalyeniz varsa deneyebilirsiniz bu arada. Evrim şövalye ile ben de olmadığı için güçlü madenci aldım. Evet, fişekçi ile biraz vurduk. Şöyle savunalım. Top attı, mantıklı. Şimdi yetenek bassak da savunacak. O yüzden basmayacağım yeteneği. Evet, bu arada Supercell'le ikinci deneyişimiz bu. İlkel internete gitmişti. Umarım bu halde gitmez. Köstebeği attım. Şimdi buz golemini de arkaya çekeceğiz. O yüzden fişekçi denedim. Gel şöyle binince. Fişekçiyi bir tık daha koruyabiliriz. Derken koruyamadık. Slasher önce bomba kulesini görse iyiydi. Evet, aslında her buz golemi attığında arkadan fişekçi deneyebiliriz. Slasher'ı da biz de aynı taraftan atmamız lazım mesela. Evet, alev attı ama bomba kulesini geçemez. Güçlü madenci atıp 3 kart döngümüzü açalım. Bir köstebek şimdi. Fişekçiyle yine rakibi darlamaya çalışacağım. Çok kanser bir davranış maalesef ama böyle oynamamız lazım. Çok güzel birinci attı. Yine de fişekçi ölmedi. Bir köstebek daha attım. Alevi de attım. Şu an bomba kulem döndüğü için agresif oynadım biraz. Orada fişekçi hala ölmedi. Evet, tekrar 3 kart döngümüzü açabiliriz diyecektim. Rakip hızlı geliyor. Tamam, defansif bir köstebek atalım. Şöyle fişekçi slasher'ı halletsin ortadan. Ortaya alev atabilir diye bomba kulesini oraya attım. Tamam. Tekrar fişekçi deneyeceğim. Evrimli fişekçiyle de oynanabilir bu deste bu arada. Evet, yine döngü dışı kaldık. Köstebeği attım. Evet, 3 kart döngümüzü açalım tekrardan. Bu deste de 3x de bayağı güçlü bu arada. Evet, 3 kart döngümüz de var hali şu anda. Köstebek alev spamlayabiliriz. Genelde zaten 3x'te köstebek oynuyorsanız büyü falan spamlayabiliyorsunuz. Bir köstebek daha attım. Slasher ölecek. Alev attım. İskelet vesaire her ne atarsa. Bir köstebek daha attım. Son alevi de atalım. Kuleye de güzel geliyor bu arada. Oo, 12 can. Az daha veriyorduk maçı. İyi oyundu. Evet, videonun da burada sonuna geldik. Arkadaşlara VS'ye katıldıkları için teşekkür ediyorum. Daha fazla takipçilerle VS videosu istiyorsanız da video like atabilirsiniz. Genelde bu tarz videolar çok isteniyor ama çok izlenmiyor maalesef. Neyse, umarım videoyu beğenmişsinizdir. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.